Merhaba sevgili dostlar, ben Arzum Koyuncu, Yaşam Koçu, Akashik Koç. Efendim, her gün için 2 günlük gökyüzünün gezegen konumlarına göre size kişisel gelişim tavsiyelerinde bulunuyorum. Dolayısıyla bu hafta sonu için ve bu gece için naçizane küçük küçük kişisel gelişim tavsiyelerime kulak verin efendim. Hemen söze geçiyorum. Öncelikle astrolojik açısından baktığımız zaman Ay Akrep burcuna geçti. Dolayısıyla Akrep'te birazcık kendimizi böyle bir içe dönüş yaşayacağız. Olumsuz yanlarımızı göreceğiz. Daha derine inmeye çalışacağız. Neden böyle yaptık diye birazcık böyle bir yargılama var. Fakat eleştirmek Kur'an-ı Kerim'de de geçer. Kişinin kendini eleştirmesi çok iyi bir şeydir diye. Dolayısıyla lütfen kendinizi eleştirirken işin dozajını kaçırmayın. Yani evet, hata yapmış olabilirsiniz, yanlış yapmış olabilirsiniz ama burada önemli olan kriter kendinizi normal karşılamaktır. Her haliyle sonuçta biz insanız. Önemli olan burada nerede hata yaptınız, bunu fark etmek ve kendinizi affetmektir. Ve bir daha hataları tekrar etmemek için aynı durumlarda daha akıllı davranmakta yarar vardır. Daha akıllı basaraktan, yani aklınızı kullanaraktan. Çünkü duygusal olarak ani reaksiyon verdiğimizde biz hata yapmaya daha meyilli oluyoruz. Dolayısıyla benim sizden ricam daha dikkatli ve akıllı olaraktan bir olayın tam böyle duygusuna girmeden dışarıdan sanki bir film seyrediyormuş gibi izlemeye geçin. En iyisi gözleme geçin. Zaten siz hep aynı sınavı verdiğimiz için genelde hep aynı konularda. Dolayısıyla orada uyanacaksınız hemen. Özellikle bu gece yani ayın 25'i ayın birazcık sıkıntılıyız. Nasıl bir sıkıntı var? Uranüs'ün Ay'la bir karşıt açısı var. Şimdi Ay'da duygular var. Uranüs'te böyle geleceğe yönelik olan gerçekleşmesini istediğimiz şeyler var. Şimdi burada hayallerimiz var, bir de realite var. Yani gerçekler. Çünkü biz gerçekleri yaşıyoruz. Yani hayallerimiz Paris ama gerçekler Eminönü hesabı oluyor bazen. Dolayısıyla burada hedeflerimizi gerçekçi olarak yapalım. Yani hayallerimizi de aynı şekilde birazcık küçültmekte fayda var. Özellikle ilişkiler açısından birazcık otoriteyle ilgili bir sıkıntı yaşayabiliriz. Yani ast üst ilişkilerinde özellikle evliliklerde, işte ikili ilişkilerde, kadın erkek, anne çocuk ilişkisinde mesela çocuğunun ders çalışmaması yahut rahat davranması anneyi bu aralar daha doğrusu bu gece birazcık çıldırtabilir, sıkılabilirsiniz. Yahut işte eşinizin ya erkeğin ya da bayanın bilemiyorum. Onun kendi haritasına göre, doğum anındaki koduna göre, tabiatına göre hangisi baskınsa o biraz daha bir baskıcı, daha sorgulayıcı olabilir. Burada en mantıklı olan kişileri değiştiremezsiniz arkadaşlar. Yani hiç kimseyi değiştirmeye çalışmayın. Zaten önce iş insanın kendisinde başlıyor. Siz karşı tarafı dinleyin. Ve dinlediğiniz zaman da objektif olarak algılamaya çalışın. Yani karşınızdaki kişi bu söylemlerinde yahut davranışlarında size ne aktarmaya çalışıyor ve size ne vermeye çalışıyor? Neyi orada onun için aslında ne önemli? Bunu bir irdeleyin. Yani burada en güzeli objektif olmak.
Kaldı ki bu Uranüs'ün de en önemli özelliği. Yani eğer objektif olarak bakarsanız yukarıdan dünyaya gelen enerjiyle çok daha kolay kavrayacaksınızdır. Eşit davranın. Yani çocuğunuz da bile olsa yahut eşiniz bile olsa eşit davranmalısınız. Herkesin bir özgürlük alanı var. Herkes özgürlük istiyor. Dolayısıyla ister anne çocuk ilişkisi olsun, ister evliliklerde olsun, bence en güzeli özgürken bir arada olmak. Yani bu özgürlükten kastım lütfen yanlış anlaşılmasın. Özgürlük demek insanın normal hak ve sahip olduğu hareket alanı ve istemlerini ahlaki ve edep çerçevesinde ifade etmek demektir. Kimse kimsenin boyunduruğu altına girmesin yani ne çocuk için ne de eş için. Dolayısıyla hani bu hafta sonunda biraz böyle bir baskıcılık, biraz böyle gerginlik özellikle ilişkilerde olabilir. Lütfen dediğim gibi Uranüs'ün olumlu enerjisini kullanın derim ben. O da neymiş efendim? Objektif davranmak, eşit olarak karşımızdakini görmek. Yani bir baskınlık böyle yapmayalım ne çocuğumuza ne kardeşimize yahut eşimize. Dolayısıyla geleceğe dönük kararları daha rahat alabileceksiniz. Sürprizlere hazırlıklı olun çünkü bu sürprizler bu hafta içerisinde gerçekleşebilir. Şimdi aynı zamanda yani gökyüzünün gergin açıları var ama yani biz hep yumuşatmaya çalışacağız. Yani gerginlik varsa bir tarafta da iyilik ve güzellik var. Lütfen iyilik ve güzele odaklanırsak eğer zaten zorlu olan, zorlu geçen sınavlarımızı çok daha kolay verebiliriz. Artı bu gezegenler kötücül diye gözüküyor ama aslında kötü gibi davranan iyi öğretmenler. Dolayısıyla hani siz de böyle vurup geçiyor diye düşünüyorsunuz ama aslında size çok güzel bir öğreti veriyor, bir bırakıyor. Dolayısıyla sizden ricam lütfen deneyimlerinizi yani deneyimlerken evet üzülüyoruz, kırılıyoruz ama bir de onun arka planına da bakmaya çalışalım. İşte gökyüzünün konumu da gezegenlerin enerjisi de burada yardımcı oluyor. Benim de naçizane size bu olumlu tarafını aktarırsam hani demeyin ki bu benim niye başıma geldi? İşte şöyle düşünün. Siz hava durumuna bakaraktan değil mi dışarı çıkıyoruz? Benim kızım mesela her sabah bir gece öncesinden bakar havanın durumuna, ona göre sabahleyin çıkar evden. Dolayısıyla yağmur varsa şemsiyesini alır, işte daha soğuksa biraz daha sıkı örteriz öyle gider. Dolayısıyla gökyüzündeki dünyaya gönderilen enerjileri siz bilirseniz daha bir korunaklı olursunuz, daha bir farkındalıklı yaşarsınız ve yaşadığınız şeylerden de artı bir sentez yapabilirsiniz. İşte bu yüzden benim de amacım bir yaşam koçu olarak size enerjinin doğru ve kullanılabilir tarafını göstermeye çalışıyorum. Evet, bakalım şimdi cumartesi günü biraz gergin bir sabaha uyanacağız. Dolayısıyla bu gerginliği nasıl tolere edebiliriz? Enerjimizi nasıl yükseltebiliriz? Efendim, sabahleyin kalktığınızda ılık bir duş alabilirsiniz. Ilık bir duş sizin bütün enerjinizi tekrar şarj edecektir. Ne yapabiliriz başka? Güne güzel bir kahvaltı yaparak başlamakta fayda var. Ya da iyi bir kahve eğer akşamdan çok daha fazla yüklüyseniz. Tabii bu sizin metabolizmanıza bağlı. Özellikle sabahleyin klasik müzik dinlemek beynin iki lobunu da çok doğru bir şekilde dengeliyor ve çalıştırıyor ve ruhunuzu da kalbinizi de güçlendiriyor. Tabii ki güne sabahleyin iyi ve güzel düşüncelerle başlamak inanılmaz şekilde sizin enerjinizi yükseltecektir. Günün ilerleyen saatlerinde Ay yine Akrep burcunda fakat güne damgasını vuracak olan bir Şiron'umuz var. Şiron ya da Kiron. Bunun anlamı Yunan mitolojisinde yay ve okla
kendi okuyla kendisini vuran ve yarasını iyileştirmeye çalışırken aynı yaraya sahip olan diğerlerini iyileştirmeye çalışan bir mitolojideki işte gezegen, asteroit artık neyse tam bilgisine sahip değilim ama öğreneceğim inşallah. Dolayısıyla bu ne anlama geliyor? İşte bu hafta sonunda geçmişte sizi böyle yaralayan, size acı veren, sıkıntı verenler böyle size böyle bir gelecek yani o enerji böyle size gelip bir koyacak işte nasıl koyacak işte ya şarkı dinlerken gelir koyar ya da birisi gelir ya der ben işte bunları yaşadım sana bir arkadaşın gelir ya da bir işte yeni tanıdığım birisi. Dolayısıyla siz ne yaparsınız işte tabii ki kendi o yarayı tekrar hatırlarsınız acısını hissedersiniz ama deneyimlediğiniz için hani vardır ya Nasrettin Hoca damdan düşmüş hemen herkes koşmuş aman bize işte sana doktor getirelim yok yok demiş hoca sen bana demiş damdan düşen birisi varsa onu getir işte genelde yaşam koşulları da böyle bir şey işte biz de deneyimlediklerimizden yapmış olduğumuz çıkarımlarla hakikaten faydalı oluyor danışanlarımıza. Öyle biz yola çıkıyoruz. Yani daha doğrusu ben öyle yola çıktım bilemiyorum. Bana faydası olanı hepsini aktarıyorum danışanlarıma. Çok şükür onlara da yardımcı oluyor. Dolayısıyla herhalde benim de Şiron'um çok kuvvetli haritamda. Bilemiyorum. Böyle bir durum var. Yani bu durumu siz hani aklınıza gelirse işte üzüntüler, sıkıntılar, kayıplar, işte aşk, para, maneviyat, işte maddiyat neyse hiç üzülmeyin, sıkılmayın. Halbuki tebrik edin kendinizi geçirdiniz diye hemen ana odaklanın. Yani ana odaklanmak nasıl olacak? İşte ana odaklandığınız anda nasıl üstesinden geldiğini, nerelerden nereye geldiğinizi çok daha iyi fark edeceksiniz ve kendinizi lütfen ödüllendirin, tebrik edin. Dolayısıyla eğer ki böyle bir sıkıntısı olan bir arkadaşla, eşle, dostla karşılaştığınız zaman da rahatlıkla ona bu tavsiyeleri verebilirsiniz. Emin olabilirsiniz ki bir tek siz değilsiniz bu yollardan geçen. Her canlı bu sınavları veriyor. İşte gerek aşk, gerek maddi, gerek manevi. Dolayısıyla hep derim ben konular aynı, senaryolar farklıdır. Fakat kür aynıdır. Yani tedavi aynıdır. Dolayısıyla bu hafta sonu da özellikle öğleden sonra hatıralar, işte eski anılar sizi biraz gıdıklayacak. Gıdıklasın, önemli değil. Sizin ne kadar güçlü çıktığınızı aslında hatırlatacak şeyler bunlar. Geçmişi sevgiyle yad edin ve affedin. Hem kendinizi hem karşıdaki diğer tarafları. Çünkü biliyorsunuz onlar da sizin için gönüllü olarak ruhsal platformda rol almış insanlar. Tekamülünüz için kıymetini bilin o insanların. Çok teşekkür edin. Çok sevginizi gönderin ki ben öyle yapıyorum. Çok şükür diyorum. Düşman olarak algılamayın sakın. Öyle bir şey yok zaten. Dolayısıyla bu şekilde bir şey var ama aynı zamanda iş açısından da ortaklarınızla çok güzel projeler üretebilirsiniz. Çünkü Uranüs halen bir Merkür'le böyle bir pozisyonu var. Kararlı olmakta fayda var efendim bu hafta sonunda, cumartesi günü ve pazar günü için. Kararlı olun çünkü bir şeye karar verdiğiniz zaman Yaradan'ın yaratmış olduğu kozmos sistematiğinde hemen onunla ilgili tüm yardımlar, tüm enerjiler size çalışıyor. Kararsızlık hiçbir şey çalışmıyor. Kapıyı açık ya kapalı değil mi? Aralık olmasın, karar verin. Dolayısıyla cumartesi bu şekilde kapatıyoruz. Pazara gelince efendim pazar günü süper bir sabaha uyanıyoruz. Neden? Çünkü ilahi bir Neptün'ün göndermiş olduğu lütuflu, şükür dolu bir gün var yani. Böyle kendinizi huşu içerisinde kalkarak bulacaksınız. Böyle şükredeceksiniz. Hemen bu anı değerlendirin. Yaradan'la hazır böyle bir güzel minnet ve şükran duygusu varken açın ellerinizi, duanızı edin.
Niyetlerinizi yazın ve kozmosa gönderin. Emin olun, o sizin güzel rehberleriniz, görevleriniz, o iki tane melekler var ya, ve üstteki rehberiniz ve yüksek egonuz otomatikman iletişime geçecek ve dilekleriniz Allah'ın izniyle hepsi kabul olsun diyorum. Dolayısıyla sabahı iyi değerlendirin. Ve hayata dair isteklerinizi sıralayın. Evet, bir de yay burçları var. Bir ay boyunca yayın güzel enerjisiyle baş başa kalacağız. Nasıl baş başa kalacağız? Yay demek enerji demek, sevgi demek, aşk demek. Benim kızım yay burcu, işte benim gençlik, çocukluk aşkım, ilk aşkım da yaydı. Onu da sevgiyle anıyorum buradan. Yaylar çok içten olurlar, çok sevgi dolu olurlar. Birazcık böyle ateşlidirler, ateş burcu malum ama sonuçta enerjileri güzeldir, sıcaktır, dostlukları vardır. Yay burcu aynı zamanda sizi mahkemelerde bir sonuç bekliyorsanız neticelenmesini alır. Yolculuklar yapabilirsiniz, seyahatler yapabilirsiniz, uzak diyarlara eğitimle ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. Dolayısıyla bu ayı böyle sevgiyle, hoşgörüyle, böyle daldan dala olan enerjisiyle yayın, hani hareketiyle, canlılığıyla geçireceğiz. Önümüz yılbaşı geliyor. Hedefleriniz varsa hemen o oklarınızı güzel hazırlayın. İyiye ve güzele odaklanın. Her zaman için iyi ve güzel düşünün ve iyi güzel söylemlerde bulunun. Ben bunu hep söylüyorum. Nefesimizle, ruhumuzla çıkıyor kelimeler. Hissiyatımızla, ruhumuzla düşündürülüyoruz, düşünüyoruz, değil mi? Yalnız etraftan da etkileniyoruz. Dolayısıyla bir sürü negatif, olumlu, olumsuz düşünceler. Bizler bir enerjiyiz çünkü enerji toplarıyız. Geliyor, geçiyor. Bulunduğunuz ortam olur, alan olur, insanlar olur. Hiç problem değil. Önemli olan siz hangi düşünceyi tutmak istiyorsunuz? Hangi düşünceye inanmak istiyorsanız onu kalbinize koyun efendim. Ona inancınızı katın ve zihninizde ona odaklanın. Eyleminizi yapın. Yolunuz açık. Dolayısıyla efendim ben bu gece bugünkü paylaşımımda yalnız olmadığınızı tekrar size hatırlatıyorum. Elimden geldiğince size 3 günlük, aslında 2,5 günlük, yani bu gece cumartesi ve pazar günkü kişisel gelişim tavsiyelerimi verdim. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Enerjinizi yükseltin. İyi olun, iyi kalın. İlahi aşkta buluşalım. Hep birlikte sevgilerimle.